Asistanınızdan doldur boşalttan herkese merhabalar. Bu programda dün oynanan 3 Süper Lig maçını değerlendireceğim. Rizespor'la Trabzonspor berabere kaldı, Galatasaray'la Karagümrük berabere kaldı ve Göztepe'de Hatay'ı deplasmanda yendi. Hem Karagümrük'ün hocası Farioni'yi biraz değerlendireceğiz, hem Göztepe'nin Ünal Karaman'la birlikte 14. maçlarına çıktılar. Onlarda belli bir değişim yaşandı. Biraz Ünal Karaman'ın Göztepe'sini konuşmaya çalışacağız ve tabii Trabzonspor, Galatasaray gibi takımları, Hatay'ı da değerlendireceğiz. Ben pazar günleri çekiyorum doldur boşaltı ve genelde cumartesi Trabzonspor, Galatasaray ve Hatay oynadığı için geçen hafta da onları konuşmuştuk. Bu hafta biraz daha Karagümrük, Farioni ve Göztepe'yi de değerlendirmeye çalışalım. Galatasaray Karagümrük'le başlayalım. Karagümrük yönetimini şu açıdan öveceğim. İki genç teknik direktörle çalıştı Süleyman Hurma bu sene. İlk olarak Şenol Can'la başladı. Şenol Can'dan sonra da daha da genci 31 yaşındaki Farioni göreve geldi. Ve her iki teknik adam da geriden oyun kuran, pas futbolu oynamaya çalışan bir mantaliteye sahip. Hatta geçtiğimiz haftalarda Bülent Uygun Çaykur Rizespor Karagümrük maçından sonra Şenol Can'ı övmüştü ki Şenol Can gönderilmişti ve yerine Farioni gelmişti, ama takımın sene başından beri pas futboluna olan alışkanlığında Şenol Can'ın önemli bir rol oynadığını söylemişti Bülent Uygun ve onu övmüştü ki hakikaten de sene başından beri Karagümrük bir pas oyunu oynamaya çalışıyor. Farioni onu daha da şiddetli bir şekilde arttırmayı düşünen bir teknik adam. Burada genelde bizim ülkemizde fazla görmediğimiz bir fikir devamlılığından, fikir istikrarından bahsetmek lazım. Yani Şenol Can da aynı topu oynatmaya çalıştı. Şimdi Farioni de aynı topu oynatmaya çalışıyor. Bu planlanmış bir şey. Burada bir yönetime de paye biçmek lazım. Aynı zamanda yapılan transferlere bakıyoruz. Viviano olsun, Bertolacci olsun, Borino olsun, yine Serie A'dan gelen Biglio olsun. Aynı dili konuşan ve bir İtalyan jenerasyonu var. Şimdi hocaları da İtalyan. Bir İtalyan takımı oldu Fatih'te. Ve Galatasaray karşısında yine de Biglia yokken bile geriden oyun kurarak oynadılar ve bundan yılmadılar da, bıkmadılar da. Birkaç pozisyon tabii ki oldu, Viviano'nun uzun vurdu, ama onun dışında genellikle o şekilde oynadılar. Hatta golü de o şekilde yediler baskıdan, ama birçok pozisyonda da Galatasaray baskısını kırıp Lens üzerinden özellikle kontra ataklar da gerçekleştirdiler. Başarılı bir maç çıkardılar. Hem de Biglia ve Borini yokken, her ikisi de korona olmuştu, geçmiş olsun onlara da. Ve o kadar önemli iki oyuncusu yokken Türk Telekom stadından puanla çıkmış olmak, ki Mevlüt son dakikada atsa galibiyet de gelebilirdi, onlar adına ayrıca bir başarı. Tabii Galatasaray'ın neden başarılı olamadığına değinmek daha uzun bir hadise. Galatasaray 32. maçında 4 kez sadece aynı ilk 11 ile sahada yer almış. Bu zaten haftalardır konuştuğumuz şeylerin bir karnesi gibi. Yani üzerine çok fazla denilebilecek bir şey yok. Hatta yani şunu söylüyorum ben. Geçen hafta Hatayspor deplasmanında ligin en zorlu deplasmanlarından bir tanesinde fizik kalitesi en düşük komutanları takımın Arda Turan ve Feghouli, ikisi birden sağ kanatta ve arkalarında da 3 ay sonra ilk defa 11'de falan maça çıkan, onun da yaşı gelmiş, fizik kalitesi düşmüş, Şener Özbayraklı'yla maça çıkıyor Galatasaray. Ya diyorsunuz ki ya bu kadar mı hani fizik kalitesi düşük oyuncuyla bu kadar zor deplasman oynanır mı diyorsunuz. Bir hafta sonra iç sahada bu sefer hiç komutan yok. Oğulcan, Muhammed, Getson, Etebo hepsi asker oyuncularla maça çıktı Fatih Hoca. Her hafta yeni bir şey deniyor. Bir önceki hafta komutanları oynattı komple. Bu hafta komple askerleri oynattı. Bir denge tutturmayı düşünmüyor. Ve adeta şeye benziyor işte, 32 haftada sadece 4 kez aynı ilk 11 kullanmak adeta böyle zor bölümlerde oyuncular bütün tuşlara basmaya çalışır ya. Fatih Hoca da her hafta sanki bütün tuşlara basan bir oyuncu gibi oynuyor takımla ve o da tabii ki istikrar anlamında çok olumsuz yansıyor Galatasaray'a. Burada futbol bir denge oyunu. Her zaman her hafta bunları söylemeye çalışıyorum. Galatasaray'ın en başarılı oynadığı haftalar işte sezonun ilk yarısındaki Hatay'ı 3-0 yendiği, Rize'yi deplasmanı 4-0 yendiği, Kayseri ile berabere kaldığı iç sahadaki maçlarda Galatasaray çatır çatır bir oyun oynamıştı. Çünkü orada bir denge vardı. Oğulcan sağda asker, yanında Feghouli komutan, arkasında Taylan asker, solunda Emre Kılınç asker. Bu 3 asker komutanları Feghouli'yi sanki tahterevanda gibi başlarının üzerinde taşıyorlardı. Feghouli de mükemmel bir top oynuyordu. Şimdi 2 tane komutanı da taşırsınız. Arda ve Feghouli de taşınabilir. Arda'yı sol çizgiye atarsınız. Yanında Emre Kılınç bir asker. Arkasında Saratçı, Emre Taşdemir veya Ömer Bayram bir asker. 2 asker onu taşır. Feghouli de sağ iç olur. Oğulcan sağında, Taylan arkasında. 2 asker de onu taşır. Sahanın iki bölgesinde iki komutanı da taşıyabilir, yeterince çalışkan oyuncunuz, askeriniz varsa. Ama iki tane koşmayan, fizik kalitesi olmayan oyuncuyu Hatay maçında yan yana oynatıyor.
Bir sonraki hafta hiç oynatmıyor. Bu dengeyi bir türlü Galatasaray yakalayamıyor. Ve her ne hikmetse sürekli bir 2 haftada bir, 3 haftada bir Emrah Baba denemesi var. Emrah Baba'ya herhalde kendi anne babası Fatih Hoca kadar güvenmiyordur. O kadar şans vermiyordur yani. Babası olsa bu kadar şans vermez diye tahmin ediyorum. Fatih Hoca'sının değerini bilsin Emrah Baba. İnanılmaz. Yani 68 dakika boyunca sahada kaldı. Sadece bir Muhammed'e kestiği bir kafa vuruşu pozisyonu var. Orada iyi bir orta kesti. Ama onun dışında özellikle onun yapması gereken Oğulcan'ın tarafına geçecek, orada bir üçgen kuracak, orada bir organizasyon yapacak. Hiç yok. Oğulcan topu alıyor, bir bakıyor etrafında atacak adam yok ve zorlama bir orta kesmeye kesiyor ki o da işte en son Beşiktaş maçında oynamıştı. 3 ay sonra o da Şener gibi işte birden direkt ilk 11. Ve Oğulcan'ın oynadığı bir önceki takımında yani sezonun ilk yarısında oynadığında Santrfor'da Cagne vardı. Yanında Feguli oynuyordu. Arkasında Lines oynuyordu. Şimdi Şener oynuyor. Sanki bambaşka bir takıma transfer olmuş gibi. Muhammed geldi. İşte yanında Getson geldi. Hepsi yeni. Her şey sürekli değişiyor. Ve Fatih Hoca'nın Galatasaray'daki 12. sezonu falan. 4 dönem ve 12 sezon. Bu 12 sezonda başarılı olduğu dönemlere bakın. Transfer sayısı düşük. Başarısız olduğu dönemlere bakın. Mesela ikinci döneminde 2002, 2003, 2004 yıllarına ve son 2 sezona bakın. 2019, 2021. Bu yıllara bakın transfer rekoru. Transfer ne kadar çok olursa Fatih Hoca'nın elinde, kadro ne kadar geniş olursa Fatih Hoca PlayStation gibi sürekli bir kadro ve bir şeyler değiştiriyor. Sürekli bir takım değişikliğine gidiyor ve en nihayetinde ciddi bir istikrarsızlık yaşanıyor. Emrah Baba da dediğim gibi ne Oğulcan'ın tarafına gidiyor, orada bir oyun kuruyor, ne Babel'in tarafında var, orada bir oyun kuramıyor, ne top tutabiliyor. Anca böyle işte bir ikinci forvet olacak, top gelecek, ayağına düşecek, bir karambol vuruşu yapacak falan, bir uzaktan şut atacak, gol olacak ama takımın oyun oynamasına katkısı sıfır. Öbür yanda Getson Galatasaray'a geldiğinden beri en iyi maçını oynadı. O Benfica'da ilk çıkış yaptığı yarım devredeki performansına nihayet yaklaştı. Tabii ki 2 yıldır yani Benfica'da da son yılında yedek kalmıştı. Tottenham'da da bir takvim yılı boyunca yedek kalmıştı. 2 yıl yedek kalan bir oyuncunun tabii ki maç ritmini toparlayabilmesi ve iyi performans sergilemesi için bir 8-10 maça ihtiyacı vardı. Ve tam 10 maç sonra Galatasaray'da 10 maç oynadı Getson. 10 maç sonra çok iyi bir Getson performansı görüldü. Ama o 10 maçta da Galatasaray şampiyonluğu verdi. Peki bonservisli oyuncusu için mi verdi? Hani Getson öyle bir futbolcu olur ki, öyle bir potansiyelli olur oyuncu olur ki ben bunu kazanacağım diye bu sezonu kaybetmeyi göze alabilirsin ama senin oyuncun bile değil. Benfica'nın oyuncusu. Ya bu yaz ya bir sonraki yaz elinde tutamayacaksın. Talisca'yı Beşiktaş'ın tutamadığı gibi. O 10 maçta Getson'un oynadığı 10 maçta Galatasaray'ın puan kayıplarına bakarsak durumu daha iyi anlayabiliriz. Tabii ki bu puan kayıplarında tek sorumlu Getson değildi ama bu maç oynadığı kadar, bu maç çok iyi oynadı. Bu maç oynadığı kadar bir performans sergilemediği de herkesin malumudur. Zaten Getson Emre Kılınç'ın pozisyonunda yani Emre Kılınç'ın rolünde onu kesebilecek. Emre Kılınç'la birbirlerinin alternatifli olabilirler. Getson dün mükemmel oynarken 30. dakika gibi bir maçın istatistiklerine baktım. Sahadaki 22 oyuncu arasında kaleciler falan dahil en az topla buluşan oyuncuydu. 7 kez topla buluşmuştu ilk 30 dakikada. Ve tam oyun kurulacak sahanın merkezinde oynayan oyuncu. Sürekli tempo, sürekli ikili mücadele, sürekli git gel hepsini yapıyor ama o oyun kurucu değil. Onun yanında bir general olmalı, bir komutan olmalı ve Galatasaray'ın oyununu yönlendirmeli. Hatay maçında ikisi birden sahada, şimdi hiçbiri yok. Arda zaten yoktu. Feguli girdi. Feguli de bir tane pas attı. Kerem'in atamadığı pozisyon. O pozisyon gol olsa yine Feguli kötü, fizik olarak iyi değil vesaire diyoruz ama bir pasla yine maçı galibiyete çevirebilecekti. Tabii Feguli'nin ligin 32. 33. hafta hazır olmamasında, hala fizik kalitesinin yetersiz olmasında Feguli'nin suçu olduğu kadar onu hazırlayamayan teknik heyetinde yine büyük bir suçu var, sorunu var. Diyelim ve geçelim Trabzonspor-Rize Spor maçına. Trabzonspor'da Ekuban ve Envakame yoktu. En önemli iki futbolcuları yoktu. Bakasetas belki ligin ikinci yarısında çok skorer Trabzonspor için ama Bakasetas her zaman bitiren roldeydi. Envakame ve Ekuban da hazırlayan roldeydi. En çok atak hazırlayan iki futbolcusu olmayınca Trabzonspor'un zorlanması zaten son derece beklenen bir şeydi. Biraz hoca şöyle yaptı. Yunus Mallı artı Bakasetas böyle biraz yan yana gibi. Onların arkasında Flavio Baker ve Abdülkadir Parmak gibi sanki bir çam ağacı dizilişi. 4-3-2-1 gibi bir dizilişle başlamıştı. Ama bu dizilişte de ortada merkezde çok kümelendi Trabzonspor. Ve Rize Spor da bunun bilinciyle
işte en önemli kenar oyuncusu Envakame ve diğer yardımcı kenar forvet oyuncusu Ekuban'ın olmadığını tabii ki bilen Bülent Uygun da yine merkezde takımını kümeledi. 3 tane defansif bozucu orta saha. Djokovic artı Yasin Pehlivan artı Fabrizio Baiano ile son derece defansif, muhafazakar bir kadro. Hatta sağ önde Boldrin de merkeze orta sağlaşarak giriyor. Sol önde Samudio da ters ayaklı. O da merkeze giriyor ve Skoda çok etkisizdi. Oyun merkezde fazlasıyla sıkıştı. 27. dakikada bir sakatlık yaşandı ve Yunus Mallı oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu biraz aslında Trabzonspor'u yaradı. Çünkü Yusuf oyuna girdi ve Yusuf'un oyuna girmesinden sonra bir kenar oyuncusu oyuna girince oyun biraz genişleyebildi Trabzonspor lehine. Yani o çizgiye basan oyuncunun avantajı. Hatta ikinci yarıda Canini'nin kafası var Trabzonspor'un en etkili hata. Yusuf'un getirdiği kestiği bir ortayla oldu. Yusuf biraz daha canlandırdı takımı. Ama son derece kilit bir maçtı ve maçın hakkı da beraberlikti. Trabzonspor 3 maç üst üste berabere kalmış oldu. Kayserispor maçında evet galibiyeti hak etti denilebilir ama hem Sivasspor maçı hem de Rize maçında beraberlikti maçın hakkı. Tabii ki bu kadroyla bu kadar uzun süredir zorlayarak limitlerini zorlayarak gelen Trabzonspor adına çok böyle enseyi karartacak veya gelecek adına üzülünecek bir maç değil. Daha iyi olacaklarını ben düşünüyorum. Genel olarak çözmeleri gereken şeylerden bir tanesi biraz sanki takım boyu uzuyor. Yani topa sahip olmak isteyen, kompak oynamak isteyen Abdullah Avcı'nın takımında stoperleri biraz fazla geride gibi geliyor bana. Hem Hugo hem de Edgar Hille biraz fazla geride oynama isteyen, özellikle Hugo biraz geriye kaçarak oynamak isteyen ama savunmayı iyi yapıyorlar ki yine Rize'de de gol yemediler ve en azından kaybetmiyorlar. Ama bunu yaparken biraz dominant oyundan kesiyorlar çünkü stoperler biraz geride çekilerek oynuyor. Yine gözüme çarpan durumlardan bir tanesi Marlon hücuma çıkmayı çok seviyor ki Envakame top tuttuğu için sol önde, sol kanatta çizgide bir pivot gibi oynuyor genelde Envakame oynadığında. Ve o Marlon'u oldukça öne çıkarabiliyor. Tıpkı geçen sezon Nova'ya çıkardığı gibi. Fakat Marlon oraya kadar çıktığında top kaptırılırsa veya işte hızlı bir şekilde rakip atağa kalkarsa Marlon'un boşalttığı alana hem Envakame veya işte Rize maçında oynayan işte parmak olur orada Yunus olur sola kaydığında Flavio kim kaydıysa oraya. Onlar geri dönmediğinde Marlon da öne çıktığında orada ciddi bir boşluk bırakılabiliyor. Hatta Boldrin'le böyle 3'e 2 bir pozisyon yakaladılar. İlk yarıda onu değerlendiremediler. Orada merkezden bir oyuncunun kayma yapması belki o Berat düzeldiğinde o işleri çok daha iyi yapacaktır. Öyle bir iki maçtır böyle Marlon'un boşalttığı alanların Trabzonspor adına bir handikap yarattığı yine gözüme çarpan detaylardan bir tanesidir. Bir de Trabzonspor demişken Ünal Karaman üzerinden Göztepe'yi değerlendirelim. Göztepe de 13-30 seansında Hatay Spor deplasmanında 3-2 yendi. Oldukça keyifli bir maçtı. 14. maçına çıktı Ünal Karaman. Orada iyi başlamamışlardı hatırlarsınız. 4 hafta galibiyeti yoktu. Sonradan bir galibiyet serisi ve biraz istikrarsız bir gidişat. Ama bugün itibariyle 9. sırada bulunuyorlar. Düşme korkuları yok. Biraz bu hem yukarıya çıkma ihtimali yok hem düşme korkusu yok. Bu durum biraz hedefsizleştiriyor. Aynı performansları sergileyemeyebiliyorlar. Bazı dalgalanmalar yaşayabiliyorlar. Ama Ünal Karaman'ın oyunculara özgürlük verdiği ve tıpkı geçen senelerde Trabzonspor'da yaptığı gibi mutlu oyunu, daha oynadıklarından mutlu olan bir oyunu ortaya koyduğunu söylemek lazım. İlhan Palut Göztepe'sine göre bunu bu şekilde olduğunu açık yürekle söylemek lazım ki benim İlhan Palut'tan beklentim çok yüksekti ve bence Mehmet Sepil Başkan kendisine süre de verdi. Biz hep eleştiriyoruz Türkiye'de teknik adamlara süre verilmiyor, şans verilmiyor, yeterince sabır gösterilmiyor, zaman verilmiyor diyoruz ama İlhan Palut için bence o yeterli zaman verildi. Fakat uzun sürede İlhan Palut'un Göztepe'sinin ilerleyemediği, gelişemediği çok bariz bir şekilde ortadaydı. Bence hem İlhan Palut için hem de Ünal Hoca için hayırlı bir değişiklik oldu. İlhan Palut işte Ünal Karaman da Konya ile özdeşleşmiş bir isimdir. Onun Konya'sına gitti ve Konya'da iyi işler yaptı. Aslında İlhan Palut biraz daha sıkıcı futbolu, pragmatik futbol diyeyim, pragmatik futbolu tercih eden bir teknik direktör ve Konyaspor kadrosu ve ta Aykut Kocaman'dan beri gelen Konyaspor alışkanlıkları ona çok daha uygun. Ünal Hoca da biraz Göztepe'de, İzmir'de biraz böyle daha canlı, daha heyecanlı bir oyun istiyor. Ünal Hoca'nın tutkusu da Göztepe'ye biraz daha uygun. O zaten hem Konya'ya iyi oldu İlhan Palut'un İsmail Kartal'dan sonrası gitmesi hem de Ünal Karaman'ın Göztepe'ye gelmesi iyi oldu. Tabii ne değiştirdi dersek zaten İlhan Palut'la birlikte Envabodo kanattan 6 numaraya geçip güzel bir 6 numaralık yapmaya başlamıştı. Soner de istikrarlı bir şekilde iyi oynayan bir oyun kurucu.
onları tamamlayan bir parça gerekiyordu. İlginç bir şekilde Diabate'yi 10 numaraya çekti. 10 numara demeyeyim de 4-3-3 gibi daha doğrusu. Envobodo 6 numarada, Soner bir oyun kurucu, biraz daha böyle ofansif 8 numara olarak da Diabate'yi kullandı. İlginç bir şekilde hem Envobodo sene başında kanat oyuncusuydu, bir 6 numaraya geçti, hem de Diabate bir kanat oyuncusuyken o da Ünal Karaman'la birlikte bir merkez oyuncusuna döndü. Ve böyle kontraları sürükleyen, bazen merkezden driblinglerle de delen rolde kazanım oldu. Biraz daha renkli, biraz daha böyle gollü maçlar oynuyor Göztepe artık. Yahovic'in katılımı da bu açıdan bir avantaj haline geldi. Tabii Hatay karşısında hem Yahovic hem Gassama mükemmel futbol oynadılar. Yahovic hat-trick yaptı. Tabii bunda Hatay'ın çok kötü stoperlere sahip olmasının da yine bir payı var Hatay'ın. Ona da değiniriz. Önce biraz Yahovic'i değerlendirelim. Yahovic'in efsane olduğu takıma geri dönmesi. Tabii Şerif Endiaye'nin de form durumu var. Şerif Endiaye böyle sırtı dönük oyunları iyi yapan, mücadele gücü yüksek olan, fizik kalitesi de iyi olan bir santrafor ama çok kötü bir bitirici. Bitiricilikte bayağı bir sorun yaşıyor. Ve birçok işte iç saha maçında bitirmesi gereken maçlarda da Yahovic gibi daha tecrübeli bir ayağa ihtiyacı var. Brownie Day'e de belki onu yapabilirdi, tecrübeli bir ayak, ama Brownie Day'in herhalde böyle 90 dakika çıkaracak bir fizik kalitesi yok. Yahovic yaşlı, artık yaşlı bir santrfor olmasına rağmen yine de işte attığı ilk golde de görüyorsunuz, uzun mesafede bir koşu kalitesi var. Zaten Göztepe'deki birinci ligi oynadıkları dönemlerde oldukça süratli koşularını görüyorduk ama artık yaşı 33'lere geldi. O koşulları artık çok fazla göremiyoruz ama geniş alan yakaladığında hala belli bir sürate sahip. Yani o kontra atak pozisyonlarını hala yapabiliyor. Ve boyu var. Kenar ortalara kafalar da vurabilen bir oyuncu ve iyi de bir bitirici. Ama Şerif Endiaye'den farklı olarak o da sırtı dönük oyunları pek yapamıyor. Yani top tutma ve servis işlerini çok yapamıyor ama hem kontra atak silahı hem de yakaladığı zaman pozisyonları atma becerisi, bitiriciliği onu böyle orta ve alt sıra takımları için ideal bir santrfor modeli haline getiriyor. Belki mesela büyük şampiyonluğa oynayan takımlarda top tutamaması, sırtı dönük oyunlarda biraz problem yaşaması onun tercih edilmeyen bir santrfor olması haline gelebilir. Mesela Pablo'yu yakalayıp geniş alanda attığı depar o birinci ligdeki Yahovic'i hatırlattı. Üçüncü golde yine kafasına gelen topu çok iyi bir kafa vuruşuyla bitirdi. İkinci golde sağ ayağın dışıyla yine bitiriciliğini konuşturdu. Ama orada da tabii Gassama'nın da hakkını verelim. İçine kafu kaçmış gibiydi ki Gassama aslında bu teknik işleri o kadar yapan, hücum katkısı pek olan bir oyuncu değil. Ama Hatay maçında inanılmaz bir performans sergiledi. Onu da hakkını verelim. Ama Hatay'ın savunmacılarına da bir parantez açmak lazım. Ömer Erdoğan'ı hep övüyoruz burada. Hem Orhan Uluca ile yaptığı röportajlarda Orhan Uluca sık sık övüyor. Hem ben geçtiğimiz haftada Hatay'ı vesaire konuştuk. Kendilerinden övgüyle bahsettim ama stoper tercihleri, nasıl bu Penzaları, Diouf'ları, hücumcuları, Akintola'ları işte tercihinde, Ryan Abitleri tercihinde övüyorsak stoper tercihinde de eleştirmek gerekir. Hatta Katranis varken hala 37-38 yaşındaki Mesut'la oynamaya çalışması da, ki Gassama'nın içine kafunun kaçması biraz Mesut karşısında olunca gerçekleşmiş bir hadise. Pablo'nun böyle serseri bir topta Yahovic'in bu kadar arkasına düşmesi stoper olarak büyük bir problem. Şimdi maçları hatırlayın. Mesela bir Fenerbahçe maçı. Bilong'u Rovesciata ile uzaklaştırmaya çalıştığı top Tiam'ın önünde kalıyor ve Fenerbahçe ilk golü atıyor. Sonra Bilong bir de kendi kalesine atıyor. Beşiktaş maçını hatırlayın. Aboubakar sırtı dönük alıyor. Bilong önüne çıkmıyor. Bomboş. Aboubakar sırtı dönük aldı, döndü, vuruşunu yapıyor. Köşeye golünü atıyor. Stoperler önüne çıkıp blok koyamıyor. Yine Fenerbahçe'de Tiam'ın attığı ilk golde Osayi Samuel gidiyor, 38 yaşındaki Mesut'u çok kolay geçip ortayı kesiyor. Yani hocanın Katranes yerine hala Mesut'la oynaması ve stoper tercihleri hem Bilong hem Pablo tercihi biraz sorunlu tercihler olmuş transferde. Muhtemelen daha iyi bir stoper takviyeleri gelmiş olsaydı Hatay Spor'u dördüncülük yarışında en azından, yani Avrupa'ya gidebilme potasında görebilirdik ama savunmacılar o kadar hata yapıyor ki, hem ilk golde Pablo'nun hatası hem de 3. golde bomboş Yahovic arka direkte ve top böyle uçurtmayla iniyormuş gibi geliyor ama o kadar kötü pozisyon alıyorlar ki o golde geldi. Hatay'ın savunmacılar yönünde bir hayal kırıklığı yaşadığını söylemek olmazsa olmaz. Benden bu kadar bu haftalıkta. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Önümüzdeki pazar günü yine maçlardan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.